Son yaşanan Düzce depremiyle yüreklerin bir kez daha ağızlara geldiği sosyal konutlarda sorun bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Depreme dayanıksız oluşuyla bilinen sosyal konutların yenilenmesi yılan hikayesine dönünce umudunu kaybeden konut sakinleri ceset torbası istiyoruz diyerek çaresizliklerini ifade etti. Çanakkale'nin İsmet Paşa mahallesinde 980 konutun bulunduğu sosyal konutlar geçtiğimiz haftalarda bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Seçim dönemlerinde siyasi malzeme olan yılan hikayesi, Çanakkale'nin kanayan yarası sosyal konutlarda binalar neredeyse zor ayakta duruyor. Betondan ayrılan çürümeye yüz tutmuş demirler, çatlak kolonlar, taşan foseptikler, yıkılan duvarlar bütün gerçeği gözler önüne seriyor. Deprem uzmanlarının, inşaatçıların uyardığı, basının defalarca gündeme taşıdığı sosyal konutlar için yıllardır bir arpa boyu yol alınamadı. Siyasilerin ve yerel yönetimin arasında top misali dönen sosyal konutlar sakinleri Ton TV mikrofonlarına içini döktü. 1997 yılında burada evi aldık. Sakarya'dayım. Sakarya'da bizzat depremi yaşadığım için biz oradan buraya geldik. Buraya kentsel dönüşümle ilgili bir program var dediler 7-8 sene önce, bize buraya çağırdılar ama hiçbir gelişme yok. Yani yöneticilerin isteğimiz o birebir yaşadığımız için daha radikal karar almaları lazım depremle ilgili. Yani biz çok yakınlarımızı kaybettik, öyle böyle değil. Hani maddiyat bir derem, manevi olarak da çok kişilerimizi kaybettik. Onun için bir an önce bu işe bir çözüm bulmaları lazım. Bir insana yakışır bir yerde oturmuyorlar, size o kadar söyleyeyim yani. Şimdiye kadar bunun zaten hallolması gerekiyordu. Nasıl hallolmadığını da hala da şaşkınlık içerisinde izliyorum. İşte depremleri falan duyuyoruz mesela. Yani vicdanen nasıl rahatlar bizi yönetenler ya da ne bileyim yerel yönetimde, hepsi için söylüyorum. Sadece siyasi bir görüş olarak söylemiyorum yani. Ama birinin artık buraya bir el atması gerekiyor. Yani bunun artık bir düzelmesi gerekiyor. Yazık bu insanlara ya. Böyle bir şey yaşansa var ya, buradan bir Allah'ın kulun sağ çıkacağını düşünmüyorum ben. Ama bugün olacak, yarın olacak, bugün olacak, yarın olacak. Çok yaklaşık 10 seneden beri bir çivili bir çaktırmadılar bize. Dediler ki hayır, yıkılacak, düzelecek, yıkılacak. Hani oturacak halde bile değil şu anda. Uykularımız falan kaçtı. Yapacak bir şey de yok. 8-10 yıldan beri hep aynı nakarat. İşte burada siyasetin bulaşması. Çanakkale'liyiz, Çanakkale sevdalısıyız diyenlerin buradaki insanları unutması. Hatta belediye otobüsü dahi geçmiyor artık buradan. Çöp bidonlarımız ona keza. Hani belediye yerelde de genelde de bu 860 daireyi atmışlar kenara. Duvarlar, iç duvarlarımız da çatlak. Ya buraya 10 kat çıkaracaklar. Bunu yapmaları için de Sayın Ülgür Gökhan'la Sayın Bülent Turan bu 860 dairenin karşısına gelip rapor verecek. Hanginiz yalan söylüyor, hanginiz bu insanlarla futbol topu gibi oynuyor? Olay bu. En son yapılacak çare şu kalıyor. Ceset torbalarını hazırlasınlar. Kim dağıtacaksa blok blok versinler. En son da artık toplasınlar cesetlerimizi. Mezarlıkta yer de kalmamış gerçi de. Yapacak başka bir şeyimiz de yok. Olası bir depremde sosyal konutların durumunu değerlendiren jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, alüvyonlu bir bölgede bulunan konutların derhal yıkılarak yenisinin yapılması gerektiğini söyledi. Çanakkale sağında, solunda, kuzeyinde, güneyinde faylarla sınırlanıyor ve belki de Marmara'dan daha tehlikeli bir noktadayız. Çanakkale'nin %70'i alüvyon üzerinde. Ve sosyal konutlar da alüvyon üzerinde. Dolayısıyla o bölgeyi inceledim ben. Yani oradaki binaları, hem eğitimcilerin konutlarını hem de diğer sosyal konutları inceledim. Sosyal konutlarda depremde bir takım çatlaklar oluşmuş. Dolayısıyla oranın en kısa zamanda yıkılıp yenisinin yapılması lazım.